من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد Mühterem aziz kardeşler, hamınızı önce cennet ehlinin birbirine olan salamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün en mukaddes anlarımızı en mukaddes mekanda yaşayırız mühterem kardeşler. 1434. ilin hicri tarihiyle Zilhicce ayının 11'indeyik. Bu mübarek günler aziz kardeşlerim iman ehli için büyük hatireler kesb edir. Büyük ehemmiyetler ve menfaatler taşıyır. Günahlarının bağışlanmasını isteyen insanlar için büyük fırsatlar var bugünlerde. Mühterem kardeşler, sizlere bugünkü günde, önce özüne sonra sizlere bugünkü günde danışmak istediğim mesele, bugünkü günde Müslümanların en çok itirdiği ve en çok ihtiyacı olan meselelerdendir. Seleflerden biri der ki, hansı ki meseleden danışacağım, insanların ona hava ve su kadar ihtiyacı vardır. Mühterem kardeşler, dersimizin esas unvanı böyle olacak. Pis ahlak, onun alametleri, pis ahlaka düşmeyin sebepleri ve onu muhalece etmeyin yolları. Ve bunlarda en meşhur olan meselelere toplayacağım ki, bu sizlere biraz sonra Allah'ın izniyle diyeceğim kaydalar, unvanlar ve başlıklar yadınızda kalsın. Selef-i Salih, hayat düsturları olan, şeriatta olan mühim kaydaları yazanlardı. Gündelik müşahede defterleri kimi yanlarında gezdirenlerdi. Çalışın, pis ahlakın alametinden danıştıkta orada geçen başlıklara fikir verin. En önemli, en meşhur olan pis ahlakın alametinden olan 20 alamete tokunmaya çalışacağım. Ve sonra pis ahlaka düşmeyin en meşhur 10 tane sebebini zikredeceğim. Ve Allah Teala'nın izniyle onu muhalece etmeyin en meşhur sonra 5 yolunu sizlere zikredeceğim. Muhterem kardeşler, bütün insanlar renklerine, dillerine, dinlerine, yaşadığı bölgelere bakmayarak bütün insanlar pis ahlaktan nifret edirler. Pis ahlakı kabul etmirler. Kalplerinde ona yer yoktur. Hatta pis ahlak sahibinin özü olsa böyle. Hatta pis ahlak sahibinin özü olsa böyle. En çok insanların nifret ettiği şeylerden biri pis ahlaktır. İnsanları en çok parçalayan şeylerden biri, sebeplerden biri elə pis ahlakdır. Ve insanları xeyrin çatmasına mani olan en büyük sebeplerden biri de insanlarda yerleşen, insanlarda yer tutmuş pis ahlakdır. Mühterem kardeşler, ahlak kelimesi insanın manevi heykelidir. Bazı ilmehli deyir ki, ahlak insanın nefsinin halıdır ve o insanın xasiyyeti ve tabiatidir. İlmehli ahlakdan danışarken deyirler ki, ahlak iki kisme bölünür. Fitretten gelen, doğuştan gelen güzel ahlak, biri de kazanılmış ahlak. Bunların hansı efzel olduğunu geldikte ise, fitretten olan ahlak, mühterem kardeşler, en efzel olanıdır. Çünkü kazanılmış ahlak bazen gelir, bazen gelir. Bazen itirilir, bazen kazanılır.
Ama fitrattan olan ahlak ise insana daima fayda verir ve insan bununla daima menfaatlenir. Aziz kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pis ahlaktan inanan ümmeti, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanları çekindirmiştir birçok hadislerde. Sahih hadiste gelmiştir. Fe'alebetel Huşen'i radıyallahu anhudan. Der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dediğini işittim. Ve inne abgadakum ileyye ve abadakum minni fil ahira esvaukum ahlakan. Hadisi İmam Ahmed ibn Hanbel Musnad kitabında, İbn Hibban Sahih kitabında ve İmam el-Bagavi Şerh-i Sünne kitabında rivayet etmiştir. Sahih kitabında, silsile sahih kitabında Albani hadisi güzelleştirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizlerden en çok nifret ettiğim ve kıyamet günü menden en uzak olanınız, en pis ahlak sahibi olanınızdır. Ahlakın insanın akidesiyle, inancıyla büyük bir bağlantısı var muhterem kardeşler. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İman bakımından sizin en kamil olanınız, akide ve tevhid bakımından sizin en sağlam olanınız, en güzel ahlak sahibi olanınızdır. Bu onu gösterir ki aziz kardeşlerim, insanın ne kadar akidesi, inancı, tevhidi sağlam olarsa, kıyamet günü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yakın olacak. Bizden sorursalar ki, ne için namaz kılırsınız? Biz diyerek ki, cennette uca makam arzu duyu. Ne için zekat verirsiniz? Ne için sadaka verirsiniz? Ne için hacca gelirsiniz? Siz ne için yakşılıkları emredip kadıhanlardan çekinirsiniz? Bunların hamısında bizlere birce cevabımız var. Allah'ın cennetini ümit ederek ve cehenneminden Allah'a sığınırız. Bunda esas maksadımız budur. Ve kimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ahiret günü ne kadar yakın olarsa o insanlar o kadar cehennemden uzak olar muhterem kardeşler. Kimler ne kadar Resulullah'tan uzak olarsa onlar o kadar cehenneme yakın olar muhterem kardeşler. Ve bu bakımla Resulullah'tan uzak kalmak Müslüman için büyük tehlikedir. Müslüman için büyük tehlikedir. Korku alametidir. Ona göre pis ahlak tek insana dünyada değil, dostları arasında değil, ailesinde değil, yaşadığı cemiyette değil, insana ahirette de zarar verir. Resulullah'ın nifretine gelmeye sebep olur. Ve ahiret günü Resulullah'ın meclisinden uzak durmaya sebep olur. Ona göre biz, aziz kardeşlerim, her hansı bir pis ahlakı taşıyırıksa, onu biz değişmek için çalışmamız lazımdır. İnsan nece dünyaya geldiği zaman yerimir, danışabilmir, ihtiyaçlarını özü ödeyebilmediği kimi zaman zaman içinde alışmakla, mücahedeyle, çalışmakla, çalışkanlıkla onları elde edirse, bir insan pis ahlaka sahiptirse, onu göz yumup üzerinde ısrar etmesi de doğru değil, çalışmalıdır, onu da düzeltmeyi için. Mühterem kardeşler, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu geçenk kızıl kimi bir söz deyir. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu deyir ki, hakikaten güzel ahlak, güneş buzdağını erittiği kimi insanın günahlarını eridir. Hakikaten pis ahlak, sirke, balı fesada uğrattığı kimi insanın emellerini fesada uğradır. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği, takdire koyduğu, davet için hazırladığı ve davette güveneceği en mükemmel sahabelerden biriydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderirken bir neçe tövsiye eder. Tevhide çağırmayı tövsiye eder. Adaleti tövsiye eder. Zulümden uzak durmayı tövsiye eder. İnsanlara hakkı başa salıp batilden uzak durmalarını tövsiye eder. Ve insanların arasında adaleti yaymak için birçok peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cebel'e yollar gönderir.
Muaz bin Cebel radıyallahu anh der ki, ben ayağımı atın üzengisine koyarken Resulullah'ın bana son tövsiyesi oldu ki, ey Muaz, insanlarla güzel ahlakta davran. Ey Muaz, güzel ahlak sahibi ol güven. Çünkü mühterem kardeşler, davette bugünkü günde ve bugünkü günden önceki günlerde de ve gelecekte de daima davette ahlaka büyük ihtiyaç var. Sahabelerden biri gelir, Ayşe radıyallahu anh'den soruşur ki, Resulullah'ın ahlakını bize belki vesf eyleyesen, çünkü sahabeler hayır işlerde yarışmakta daima telesirdiler ve daima pisliklerden ve günahlardan çekilmekte de telesirdiler. Ayşe radıyallahu anh'a bir tane kelimeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tane cümleyle Resulullah'ın ahlakını ele başa salır ki, kim Ayşe radıyallahu anh'dan sonra gelirse o kelimeyle onu başa salması mümkün değil. Ayşe radıyallahu anh'a müminlerin anası, Allah ondan da onun atasından da razı olsun, buyurur ki, kâne hulukuhu Kur'an, Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Allah neyi et derdiyse Resulullah onu edirdi. Allah onu neden çekindirirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan çekinerdi. Sahabeler ahlaklarını bunun üzere kuralladı mühterem kardeşler. Ahlak büyük ehemmiyet kesbeliyir davette. Hasan el-Basri rahimahullah der ki, ud'un nase bi'a'malikum la bi'akvalikum. İnsanları emellerinizle, ahlaklarınızla davet edin. Tek sözlerinizle değil. Bugün birçok insanlar var ki esas ehemmiyeti zahiri görünüşe verir. Ve öyle bilir ki zahiri görünüş tamamlandıysa, kamilleştiyse başka şeylerin ehemmiyeti yoktu. Ve bu bakımdan da birçok bu inançla, bu akideyle, bu fikre düşer olmasıyla birçok pis ahlakı özünde taşımış olur. Hansı ki biz onların bir neçesini biraz sonra Allah'ın izniyle zikredeceğiz. Bazı insanların pis ahlak sebep olur ki İslam'a girmesin. Bazı insanların İslam'a girmeyine mani olur mühterem kardeşler, Müslümanlardan gördüğü pis ahlaktan. Bazıları sünneden yapışmasına, bazıları İslam'a girdikten sonra İslam'da kalmasına mani olur. Ona göre bir insan bilsin ki başkaları ona bakınca sanki İslam aynasına, İslam güzgüsüne bakmış kimidir. Bazı insanlar öyle düşünmesin ki onun özü Müslüman da ona bakıp İslam'ı anlamak isteyenler yoktur, öyle değil. Bakın, en büyük İslam hükümeti yer küresinde İndonezya hükümetidir. Ve bu icma ile tarihler, tarih alimleri tarafından kayıt olunup ki bu büyük hükümete İslam'ın dahil olması, insanların İslam dininin benimselemesinin sebebi ona giren tacirlerin güzel ahlakı olubdu. Onlar onların dilinde barışa bilmeyibdi. Tercümeçi olmayıbdı, onlara hakkı çatdıra bilmiyiblər. Ama güzel ahlak ucubatından onlar təsirlənib ve onlar birçoxu İslam'a giriblər. Eləcə də Afrika ölkəsi, Orta Asya'nın birçox ölkələrində ahlakla büyük davetler olub mühterem kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Yahudilerden biri nazir edir ki Medine'ye giren günü onu kanlı kaltan eleyecek. Ve kançarlı hazırlayır. Her gün onu itileyerek zehirleyirdi ki Resulullah Medine'ye gelen günsü onu katile getirmeyle bu şerefe ben nail olacağım öz inancına göre. Resulullah Medine'ye giriş günü o hatırlanır ve hançalını gizleyerek Resulullah'a yakınlaşır ve geldikte peygamberin ahlakını görür. Öyle bilirdi ki peygamber hususi bir minikte gelecek. İnsanlar onu bellerinde taşıyacaklar. Özel yemekler yiyerek kalın döşeklerin üstünde oturacak. Yanında cariyeler, şairleri ve birçok ona hizmet edenler olacak. Geldikte soruşur ki bu cemaatin içindeki peygamber hansıdır? Değiller onlardan içinde olan sade o birisi. Gördü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel bir şeyle farklanmır. İnsanlar necedirse o da ele yaşıyor. Ancak hayır danışır ve şerden susur. Özüne istediğini başkalarına isteyir. Kaygı keştir. Hançalını yerine koyarak mühterem kardeşler. And içir Allah'a.
Ant için Allah'a ki bu sifat yalancı sifat değil. Bu sifat yalancı sifat değil. Bu bize vasf olan peygamberin sifati değil. Bu asıl insan sahibidir. Asıl ahlak sahibidir. Asıl peygamberliğe layık olan bu insandır. Ve İslam'a girer muhterem kardeşler. Bir anın içinde ona olan en büyük düşmançılığı besleyen, en çok muhabbeti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bahşediyor. Sahabelerden birçoğunu katleleyen Yemen'de olan tacirlerin biri olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun katilini sahabelerden talep edilir. Kim onu harbi tutarsa öldürsün. Müslümanların yolunu keserdi. Müslümanların bazılarını katile getirirdi. Mallarını elinden alardı. Birçok insanlar ona zulüm çekerdi. Bir gün Müslümanların eline düşür. Esir düşür. Seviye sevme Resulullah'ın yanına getirirler ki başını vurdursunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Suffa'ya yakın olan, ön sefine yakın olan sütunların birine onu bağlayın, koyun orada dursun. Ve bir gün bağlı durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek der ki, sen İslam'a dahil olmak isteyirsen mi? Peygamber'e iri iri, lovga lovga, kibirli kibirli der ki, eğer sen beni öldürersen ise kanım yerde kalmaz. Eğer sen beni bırakarsansa, azat edersense, mukabilinde sana pul veririm, sana yeter. Orada Ali var idi, Ömer var idi, Ebu Bakır var idi, Osman ibn Affan var idi ve başka sahabeler var idi. Hamsı buna bakarak asablaşırlardı ki, buna baksana sen, elimizde esir ola ola, katil öldürüleceğini bile bile Resulullah'a dediği sözlere bak. Ömer ibn Hattab izin alır ki ya Resulullah, izin ver bu terbiyesizi ben edebleştirin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başıyla işaret edir ki Ömer ibn Hattab uzaklaş yine. Uzaklaş yine. Öz işinle meşgul ol yine. Ve Resulullah ona artık söz denir. Kaydır ve insanlara namazı kıldırır. İkinci gün hemen hadise olur. Üçüncü gün hemen hadise olur. Bir hadiseni üç defa demeye Resulullah'ın adetiydi. Resulullah üçüncü gün sahabeler bildi ki hemen sözü değildikten sonra bu insanın artık sonu geldi. Resulullah ona dördüncü defa mühlet vermeyecek. Ve göz dinlerdi mühterem kardeşler bunun katil merasimini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zöhr namazını kıldıktan sonra sahabelerine çönerek der ki esiri azad edin bırakın geçsin. Dehşete gelinler. Ya Resulallah biz İslam düşmanı nece bırakın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünün iki olmayacağını bilirlerdi. Ve azad edirler gidin. Sahabelerin hamsı oturur, kederlenir, gemlenir. Hamsı içindeki hırslarını kalplerinde boğurlar. Bu Medine'den çıktıkta, bakın, dikkatle kulağı alsın. Medine'ni terk edir. Medine'nin kenarına geldikte oturup düşünür ki, sen doğru yolda değilsen. Eğer bu peygamber öz nefsine galip galebe çalmak istese, öz nefsine göre hareket etmiş olsaydı, mülke göre, vazifeye göre, bahçeye göre etmiş olsaydı, o beni ilk günden önderirdi. Allah'ın gönderdiği peygamberdir ki, bu şeyde insafın oldu. Kaydır Medine'ye. Esir namazından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlaşarak der ki, ya Resulullah, bana İslam'a girmeyi öğret. Resulullah der ki, hayır, sen artık bilirsen nece İslam'a girmek lazımdı. Kelime şehadeti getirir. İslam'a girir mühterem kardeşler. Hemen şahs, Mekke ehlinin rızkısını, ununu, benini temin eden bir şahs olur. Mekke'ye kervanları gönderen bir şahs olur. İslam'a girir, Resulullah'ın arkasında. Bu hadiseden sonra takbir sesleri ucalır. Ve anında Resulullah'tan izin alır ki geçsin ümreni, ümre eylesin Allah için. Bir anda insan yerle göğe kadar danışılır. Ne ona bir ayet okunmuyor, ne ona saatlerle davet olunmuyor. Sadece ahlakta olan tesire bakın. Ve hemen insan gelir ümreye. Mekke'ye çatanda hamsı onun kabağına gelir ki ağamız geldi, şerifimiz geldi. Gidek göre bizim için ne getirip kervanda? Gelir oraya der ki Allah'a and olsun ki ey Mekke müşrikleri, Resulullah izin vermeyenden sonra, bugünden sonra menden bir buğda bile görmeyeceksiniz. Bakın, ahlak insana ne kadar tesir edildi mühterem kardeşler, ne kadar hayatımızda ehemmiyet kesbeliyor, buna karşı göz yummamamız lazımdır. Özümüzden razı kalarak bunun üstünden geçmememiz lazımdır. Daim
nefsimizin haline bakmamız lazımdır. Sizlere Allah nasip ederse, geniş izah etmeden, delilleri zikretmeyi artırmadan, 20 tane pis ahlakı delalet edilen meşhur amiller söyleyeceğim. Ve yakşı olardı ki bunları unutmayasınız muhterem kardeşler. İmkan dahilini qeyd eləyəsiniz ki, iki sebebe göre. Birincisi, hamımız qeyd eləyək ki, iki sebebe göre. Birincisi, özümüz bu pis ahlakı düşməkdən xilas olaq. Özümüzü hesaba çəkək ki, bu pis ahlak bizdə olmasın. İkincisi de ailelerimizi, dostlarımızı, komşularımızı ve kohumlarımızı bunlardan çekindirək. Aziz kardeşlerim, en birinci pis ahlakın əlamətlərindən bir insanın sert kalbi olması, ölü kalbe sahip olması, ölü kalbe, təsirlənməməsi, olan hadiselerden təsirlənməməsi, soluq kalbi olması pis ahlakın amillərindən veyahut səbəblərindəndir. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sert kalbi olmaktan çekindirir ve bunun cemiyete pis tesir olacağını qeyd edir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mühterem kardeşler Ali İmran suresinin 159. ayasında buyurur: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Ey Muhammed, eğer sen sert olsan, sert kalbin olsan, etrafındaki insanların hamısı dağılacak. Hamısı seni terk edip gidecekler. لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Yani etrafındaki olan insanların hamısı dağılacak. Pis ahlak olanda aziz kardeşlerim insanlar ne İslam'a girmir ne de İslam'a giren insanlar pis ahlak sahibinin yanında kalmır. Ve adeten insanın sert kalbe sahip olması, özünden razı kalması sebebinden veyahut kibirin sebebinden ortaya gelir. İnsana kalbi yumuşak olması lazımdır. Olan hadiselerden tesirlenmesi lazımdır. Bazen mühterem kardeşler, hadiseler olur, durumlar olur. İnsanın saçını ağırdası seviyede tesirli olur. Bazı insanlara bakırsan ki yanında zikir olur. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranır. Kalbin ölmesi, Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmetullah der ki, bir insanın kalbinin ölmesi, cesedinin ölmesinden daha pistir. Çünkü ceset ölerse, dünyanı terk ediyor sadece. Ama insanın kalbi ölerse, hem dünyasını yitirir hem ahiretini. Ona göre kalbleri oyatmak için, diriltmek için aziz kardeşlerim, çalışmamız lazımdır. İkinci alamet mühterem kardeşler, bir insan adet halini salması, yüzünü turşudup, kaş kabağını sallaması. Bir insan yüzünü turşudup, kaş kabağını sallayarak daimi şekilde gezmesi, pis ahlakın alametlerindendir. Hiç vakit yüz turşudarak gezmek, hiç vakit kaş kabağını insan sallayarak gezmek, onun takvasının alametlerinden olabilmez. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh dövründe bir insan daima turş sifatla kaş kabağını asarak başını aşağı dikerek gezerdi. Ömer İbn-i Hattab yanına çağırarak esasıyla vurup değil ki senin başında değil senin takvan ki başını aşağı salasan ki sen güya takva sahibisin. Senin kalbinde de takva. Onu genişlendir ve başı dik gezginen. Lakin bazen olabilir insan kemlenir. Bazen olabilir insan dert çekir. Bazen olabilir ki insan pis halde karşılanır. Bu halde insan yüzünü turşularsa, kaş kabak gezerse bu insan için eyip sayılmaz. Lakin eyip sayılan bir insan bunu adet haline salmasıdır mühterem kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Tebessümüke li vecihi ahike sadaka. Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmenin senin için sadakadır. Birçok Müslümanlar aziz kardeşlerim mal mülk sahibidirler. Lakin hasislik, eli büküklük onları bölemiştir. Sadaka verebilirler. En azından mal pulla sadaka verebilmeyen kardeşler hiç olmasa manevi cihetten gösterilen yollarla sadaka vermeye çalışsınlar. Tebessümü kardeşlerinin yüzüne çoğaltsınlar ve tebessüm Müslümanların arasında muhabbetin, ülfetin, hırhahlığın yayılmasının sebeplerindendir. Aziz kardeşlerim, hemçinin pis ahlakın, pis terbiyenin sebeplerinden bir insanın gazablanması nefsine göre. Bir insanın nefsine göre gazablanması, öz nefsinin hazzine göre. Öyle insanlar var ki,
Burada bakırsan ki Müslümanların izine tokunur, tokunur. Namusuna tokunur. Müslümanların canları, malları gasp olunur. Onların başına gelen şeye göre tesirlenmir. Ama özünün başına bir musibet geldikte dünyanı ayağa kaldırır. Ve bunun için asablaşır, gazablanır ve tartılır. Bu cür gazablanma İslam dininde kadahandır mühterem kardeşler. Çünkü böyle bir salakların bir sözü var ki, kim gazablanarak ayak üstü kalkarsa pişmançılıkla o insan oturar. Ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin birine üç defa der ki, la tahdab, gazablanma, gazablanma, gazablanma. Çünkü gazablanma adeta insanları haksızlığa sürükler mühterem kardeşler. Buhari'de ve Müslim'de gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, leysa şedidu bis sura'a. İnneme şedidu lezi yemliku nefsehu indel gadab. Gücünü olan o kes değil ki rakibini karşısındakine diz çöktürsün. Asıl gücünü olan o şahstır ki gazablendikte öz gazabına malik olsun ve haksızlığa yol vermesin. Lakin ey Müslüman, gazablanacaksan dinde bu senden talep olunur Allah'ın hakkı taptalananda. Gazablanacaksan Resulullah'ın hakkı taptalananda. Gazablanacaksan şeriat ayaklar altına alınanda. Çünkü senin bu gazablanmayın şer'i metneblerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın koyduğu hedler aşıldığı zaman, Allah'ın koyduğu perdeler yırtıldığı zaman gazablanardı. Gözleri kızarardı. Sesi uçalardı. Resulullah'ın boynundaki damarlar yoğunlardı muhterem kardeşler. Ona göre şirki gördükte gazablanacak. Küfrü gördükte gazablanacak. Bidati gördükte gazablanacak. Allah için gazablanacak bunlara. Bu gazapların hamısı Müslümanın imanına dalalet eder. Bu Müslümanlar için artık bu da savaptır. Dördüncü alamet muhterem kardeşler, pis ahlakın dördüncü alameti, insan kimisi kınayarken haddini aşması. Şeriatta kınamak keliftir. Kınamak lazımdır. Adeten iş sahipleri kınayır başkalarını. Yani reis, müdür, mektepten mellim veyahut da ata evladlarını veyahut da öz arvadını, zövcesini, yani iş elinde olan adamlar adeten kınamakla meşguldur. Lakin pis ahlaka çevrilir. Eğer bir insan kınamakında haddini aşarsa, yani bir insanın elinin altında işçiler varsa, onları kınayanda haddini aşmamalıdır. Şeriyete uygun olmayan nalayık sözler ifade etmemelidir. Hemçinin mühterem kardeşler, burada özellikle tokunmak istediğim meselede iki şeydir. Birincisi, valideyn evlatlarını terbiye ederken, ikincisi, kişi öz zövcesini terbiye ederken. Bazen görürsen ki, bazı insanlar başkalarının evlatlarına karşı yumuşak davranarak güzel ifadeler işlediler. Ama öz evlatlarına bu münasibeti göstermirler. Adi bakırlar vesaire kimi, hatta bazı alametleri deyim hansı ki çok Müslümanlar artık ibtila olunur. Bakırsan ki birisi haberlere kulak asır. Hansı ki kulakları çok adamın mazol olup haberlere kulak asmaktan, tekrar tekrar, çoksu da belki de yalan olan haberlere kulak asmaktan, bakırsan ki habere kulak asarken radyoda, televizyonda veyahut da başka sosyal şebekelerde uşak danışanında uşağa bir tane kafaz vurur. Der ki, yarımçık koydum ben haberin, yani ki münasip olmayan bir yerinde danıştım. Veyahut da bundan daha berbatı, biri kimye bakarken evde hami susturur, kim danışsa ona ye zerbe vurur, ye şille vurur, ye söğür, ye kovur, ye ağır söz deyir. Bunların hamısı aziz kardeşlerim yerinde olmayan kınama nökteleridir. Ve hemçinin valideyne geldikte, zövceye geldikte mühterem kardeşler, bazı kardeşler hayat yoldaşı dediği, hayat yoldaşı, yani sen madem ki hayattasın, o senin yakşı gününde de, pis gününde de seninledir. Dertlerinde de seninledir, gemlerinde de seninledir. Senin paltarını yiyir, ütleyir, yemeğini pişirir, düşürür. Hatta evlatlarını böyle bacardığı dedense terbiye ediyor. Zövcesiyle bakırsan ki pis raftar ediyor, pis
zerre kadar bir hatanı dağ kadar ölür. Ona demediği söz kalmır. Ama bir iş yerinde, bir yolda, bir küçede, hiç ona halal olmayan namahrem kadınlarla görüşende bakırsan ki romantik sözler işledi. Tebessümünü eksik elemir. En güzel yüksek seviyede yumuşak davranmaya çalışır. Bu ahlaksızlık değil de ne ahlaksızlık mühterem kardeşler? Senin üzerinde hakkı olanda gözün yumulur da seni ait olmayan birinde gözün açılır. Ve harada kaldı senin adaletin, senin insafın, senin ahlakın ve senin terbiyen? Ona göre mühterem kardeşler, İslam dininde gınamağın yeri var. Ama gınadığımız zaman haddimizi aşmamamız lazımdır. Beşinci alamet kardeşler, kibirdir. Kibir ayrıca bir mevzudur. Eğer Allah nasip ederse çalışın münasip vaktlerde. İlim talebelerinden, kardeşlerimizden bu arada çok sohbet elemeyi talep edeyim. Kibir hakkında. Çünkü çok tehlikelidir. Vallahi billahi çok tehlikelidir. Allah'a and olsun çok tehlikelidir. Ve bu gizli olan bir şeydir. İnsanların ekseriyeti bunu itiraf edemir. Hatta onda zahir olsa bile. Bunun tehlikeli olduğuna Resulullah'ın sözü delil olarak yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği Abdullah ibn Mes'ud'un hadisinde buyurur ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ Dehşettir mühterem kardeşler. Cennete girmeyecek kalbinde zerre kadar kibir olan insan, zerre bilirsiniz nedir kardeşler? Güneşin soğuğunda gördüğümüz toz kırıntıları, o havada uçan tozlara zerre değildir. Kalbinde o kadar zerre olan insan cennete girmeyecek. Korkmalısın kibirin kalbinde olmağından. İlim ehli diyor ki kibir hakkı def elemek, hakkı redd elemek, insanlara yukarıdan aşağı bakmak demektir. Bazı insanlar var ki sen ona hakkı tövsiyeliyende neyse başa salmak isteyende o demir ki kabul edemirim. O onu başka hilelerle def ediyor. Bazen sözünü kesir. Bazen seni danışmaya imkan vermir. Bazen sen danışarken yayınır, sağa sola bakır. Sana ehemmiyet vermemiş kimi davranır ki hatta sen danışmıyorsan. Bazen neyim yer? Ortaya söz katır ki sen fikrini çatdırmayasan. Ve bazen hissediyende ki sen ona nasihat edeceksen. Seni kabul edemir. Bunların hamısı kibirin alametlerinden bu mühterem kardeşler. Tekebbürlülü olmak bel. Altıncı alamet, başkalarıyla istihza etmek. Başkalarını ele salmak. Başkalarını küçümsemek mühterem kardeşler. Bazı insanlar bununla İptila olurdu. Bazı varlılar görürsen ki kasıplar laha koyurlar. Bazı savatlı insanlar görürsen ki cahilleri laha koyurlar. Bu olmamalıdır aziz kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki biz sizleri birbirinizle imtihan ettik. Siz buna sabredirsiniz mi? Yani sizleri farklı yarattık. Kiminizi varlı, kiminizi kasıp, kiminizi güçlü, kiminizi zayıf. Burada imtihan var, varlığı özünden aşağı, özünden kasıplara, yoksul kimi aşağı küçümseyerek mi bakır? Yoksa kasıp olmuşlara hasetkarlık mı eder? Bunların hamısı aziz kardeşlerim, insanlarda olan farklar imtihan hükümdür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin 11. ayetinde buyurur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ Ey iman getirenler! Bir kavim sizden bir cemaat başkasını ele salmasın, başkasıyla istihza etmesin. Çünkü olabilsin ki o biri taraf, istihza olunan taraf, istihza edenlerden Allah katında daha hayırlıdır. Hemçinin aziz kardeşlerim, yedinci pis ahlakın alameti, pis lakablerle başkalarını lakablendirmek. Kimese hoşu gelmeyen bir lakabı yapıştırmak, kimese kör demek, kimese keçel demek, kimese deli demek, kimese ahmak demek. Hatta buna dahildir bir insan danışmadı, sahip olmadığı bir lakabını yapıştırmak. Hak edemediği halde ona havariş demek, hak edemediği halde ona murciye demek, ona İslam'da hoşu gelmeyen bir lakabları ona yapıştırmak. Hiç zaman aziz kardeşlerim bir Müslüman yaraşmır
bir Müslümana ki hak göremeyen bir adama onun layık olmadığı bir damganı vursun. Çünkü pis damga vurmak, pis laga basmak insana, onlar insanları çekindirir ve ona karşı insanlarda kim meydana getirir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kadahan önüne buyurur ki Hucurat Suresinin 11. ayasında وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Biz birbirimize pis lakaplar koymayın. Birbirinizi pis adlarla çağırmayın. Çünkü aziz kardeşlerim, Resulullah'ın bizlere öğrettiği ahlaktan bu tamamıyla uzaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arablerde meşhur olan adeti işlederdi insanlarda ahlak olarak sayılsın diye. Araplerde bilirsiniz bir adamın adını çağırmaktan onun lakabla ve künyeyle çağırmak daha hoştur, daha sevimlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişileri öz künyeleriyle çağırardı, lakableriyle çağırardı. Ebu Fulan derdi veyahut da Seyfullah derdi, Esadullah derdi, Allah'ın hançalı, Allah'ın aslanı veyahut da Ebu Fulan. Hatta kadınlara bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem künye derdi. Hatta evladı olmayan kadınlara da künye derdi. Hatta körpe uşaklara da, yani balaca uşaklara da künye derdi ki onların kalbi açılsın. Eğer bu insanları güzel adlar demek İslami şer'i mekleplerdendirse, bakın pis lakaplar insanları kurmak ne kadar da pis alametlerdendir. Mühterem kardeşler, hemçinin pis ahlakın 8. alameti geybetle dili murdarlamaktır. Geybetle dili çirkinlendirmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki geybet, kardeşin hoşu gelmeyen bir şeyi onu hakkında zikretmeyindir. Sen çalışkınen ki çalış insanlar hakkında hoş şeyler danışkını. İnsanlardan insanları hak etmedikçe çekindirmeyinin. Eğer bir adam hakkında bir malumat vereceksen ise şeriyete gerek uygun şekilde olsun. Çünkü bidatı yayan insanların hallarını ifşa etmek gıybetten sayılmaz. Küfrü şirki ve tağuta insanla çağıranları gizletme olmaz. Sünnenin düşmanlarını tanıtmak lazımdır ki hatta insanlar onların hilelerine düşmesin. Ve bu Allah yolunda cihattan sayılır, gıybetten sayılır. Gıybet adeten aziz kardeşlerim, nefsi zayıf olan, kişiliğinde helal olan, cesareti olmayan korkaklardan meydana gelir. Hesefkarlardan, pahıllardan, başkalarını gözden salmak isteyenlerden, namertlerden meydana gelir. Ona göre cesaretli insanlar gıybetten uzaktılar. Ve kasten gıybet etmeye kalkmıyorlar. Çünkü onlar adeten demek istediği sözleri kimlere lazımdır demek cesaretine layıktılar veyahut da kadirdiler. Mühterem kardeşler, adeten gıybet eden insan gıybet ettiği şahsı gözden salmak ister. Bu insana yeter ki bilsin ki Allah Teala istediğini kaldırır, Allah Teala istediğini zelil eder. Allah Teala istediğinin zikrini yayır, istediğinin zikrini öldürür. İnsanları kaldıran da, insanları alçaldan da alemlere Rabbi olan Allah'tır. Kimse Allah'ın işine karışabilmez. Kim bunu edirse aziz kardeşlerim, o insan ancak öz nefsini küçümsemiş olur. Mühterem kardeşler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin 3. ayasında buyurur. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Birbirinizin gıybetini etmeyin. اَيُحِبُّ حَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ Sizin biriniz kardeşinin etini yemeye razı kalır mı? Bu nece de kerih bir iştir. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anhu, Zeyd ibn-i Sabit aziz kardeşlerim ashab-ı suffadandı. Ön sefte namaz kılanlardandı. Resulullah'ın arkasında daima namaz duranlardanıydı. Bir gün su oturarken ashab-ı suffa ile orada onlara hadis rivayet edilirdi. Ve bu esnada bir insan getirir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme et hediye verir, et. Ashab-ı suffalar yığılır. Zeyd ibn-i Sabit'e der ki, git Resulullah'a.
sofranın arasında böyle bir sohbet yayılır ki, Zeyd ibn-i Sabit daima bizim aramızdadır. O bizden çok görmüyor peygamberi. O nece olur ki bize peygamberden hadis rivayet edilir? Orada gıybet ederler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn-i Sabit'e der ki, get onları, değinir artı onlar, eti yediler. Zeyd ibn-i Sabit tecrübelenir ki, ben gelen dolar yanında et yediler. Kaydır der ki, siz et yemişsiniz. Ant içirler ki, hayır biz et yememişik. Çünkü bilir ki Resulullah yalan danışabilmez. Resulullah zarafet etse de doğruyu danışır. Diyorlar ki ant içirik biz et yememişik. Yine diyorlar ki, Resulullah'a denin biraz et versin. Gelir diyor ki, ya Resulullah, onlar bizden, senden et istiyorlar, bir parça et gönder. Resulullah diyor ki, ben sana demedim mi artık onlar eti yediler. Gelir onlar diyor ki, ya Resulullah, gelir der ki onlara, Allah'ın Resulü diyor ki onlar artık eti yediler. Ve diyorlar ki, yok gel beraber gidek. Resulullah diyor ki, biz doğrudan da et yememişik. Gelirler diyorlar ki, ya Resulullah, biz et yememişik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki, and olsun Allah'a ki, eti yemişsiniz siz. Ve etin eserleri, kırıntıları hatta dişinizin arasında kalır. İnanmasınız, tüpürün. Etin kırmızısını ve kanını dişlerinizde göreceksiniz. Ashab-ı Suffe tüpürür. Hamsının ağzından kan dökülür muhterem kardeşler. Ona göre bu hadis sahih hadistir. Gıybet etmiş insan, kardeşinin etini yemiş gibi günah kazanır. Ona göre bu çirkin amelden uzak durmak lazımdır. Cabir ibn-i Abdillah radıyallahu anh'ı der ki, Resulullah'ın devrinde bir gün çirkin külak esti. O külaktan ona bir çirkin iyi gelirdi ki, hiç kez tahammül edebilmirdi. Resulullah der ki, bu iyi münafıkların müminler hakkında ettiği gıybetin törettiği iyidir. Ve bu hadisin şerhinde bazı selefler der ki, hansı ki onlardan soruşurlar ki, bas o vakti münafıklar gıybet edip de ve bu pis iye çevrilip de neye göre bugünkü günde gıybetin çoğaldığı vakte biz hemen iyi hissedemirik? Selefler değil ki, çünkü bugünkü günde o kadar gıybet çoğalıp ki, o kadar o iyilerden biz almışız ki artık burnumuzdan hissiyat gidiptir. Hissedemirik bu iyi. Mühterem kardeşler, Hasan-ül Basri rahimahullah'ın yanına dostu gelir der ki, filan senin gıybetini eliyor. Git ona deyin ki senin gıybetini etmesin. Hasan-ül Basri gelir evini araştırır, bir zahmetle bir kapta hurma tapır. Tez onu sevinerek getirir. Tez onu getirir, o adama verir ki atar o kardeşime hediye vergine. Atar o kardeşime hediye vergine ve deyin ki üzürlü hesap etsin ki onu kifayet kadar ben mükafatlandırabilmedim. Bu dehşeti gelir. Ben onun başını ezesisen sen onu ne mükafatlandırmak lazımdı? Deyin hayır. O benim hasenetlerimden aldığı için, benim günahlarımdan aldığı için veyahut da günahlar sevaplarından beni hediyelediği için onu mütlak mükafatlandırmam lazımdır. Hadiste gelmiştir ki kıyamet günü mühterem kardeşler, bazı insanların hasenet, sevap defterlerinde sevaplar yazılacak, insan onu etmemiş olacak. Diyecek ki, ya Rabbi ben bu sevapları etmemişim akı. Her götürdüğün sevaba göre cennette makamın yükselecek. Cennette makamın yükselecek kardeşler. Diyecekler ki, ya Resulullah, ya Rabbimiz biz bu sevapları etmemişiz. Allah Teala diyecek ki, bu siz ölüp gittikten sonra sizin gıybetinizi eden insanlardan sizlere göçürdüğümüz güne sevaplardı hamısı. Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gelen sahabelerden biri ağlayarak, kövreyerek der ki, Resulullah'ın sırdaşını, Resulullah'ın sağ kolunu cennetle ilk müjdelenen Ebu Bakır'da ve insanların dilinden salamat kalmayıp insanlar onun gıybetini elir. Ey Ayşe, bu ne alamettir? Niye bu kadar insanlar sertleşir? Ayşe radıyallahu anh'a der ki, kederlenme. Ebu Bakır'ı Allah o kadar sevirdi ki, istemirdi ki hatta ölenden sonra onu sahabeleri dayansın. Ona gıybet eylesi insanlar peyde olur mühterem kardeşler. Ona göre başkasına yazığın gelmezden kabah özümüze yazığımız gelmelidir ki zahmetle ettiğimiz sahabeleri hiç zahmet tanımadığımız
adeten gıybet etmenin sebepleri çoktur. En büyük sebeplerinden bunun intikam almaktır. Adeten gıybet eden insanlar kimdense intikam alsın diye veya hutta tay tuşunun gözüne girsin diye bunu eleyirler. Fulanın yanına gelir, görür ki fulan hakkında pis danışır. Onun yanında ona razılığını bildirir. Onun da ona karşı pis mevkiye olduğunu bildirir ki ne de bu birisinin gözüne girsin. Böyle olmaz mühterem kardeşler. İnsan hakkın tarafında olmalıdır. Adaletin tarafında olmalıdır. Kimin yanında olursa olsun, harada olursa olsun. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a der ki وَاتَّقِلَّهَ حَيْفُمَا كُنْتَ. Harada olursan ol Allah'tan korkunan. Evde oldun Allah'tan korkunan. Mescide oldun Allah'tan korkunan. Yolda oldun Allah'tan korkunan. Dostunun yanında, düşmanın yanında, ticaretin yanında. İnsan harada olursa olsun takva sahibi ve adalet ve hikmet sahibi olmalıdır. Kimse hatırına, kimse hürmetine, kimse hatırına değmesin diye ondan hiç çevirir diye başkasının gıybet olunmasına razı kalmamalıdır. Asıl dostluk, asıl kardeşin kardeşe hayır istemeyi de budur mühterem kardeşler. 9. alamet, memnunluktur mühterem kardeşler, memnunluk. İnsanlar arasında fitne fesat törətmək məqsədiyle söz taşımaqdır, söz gəzdirməkdir. Baxın, bugünkü gündə nə qədər müxəstəliyə İslam aləmi düçar olur. Gəlinlər yanına, səni dinləyirlər. Ağzından bir sürüşkənlik, bir xəta, bir məsəl söz qopartmağa çalışırlar ki, səni sevməyənlərin yanına aparıb, onu daha qədər böyüdüb, səni ifşa edərək gözdən salsınlar və fəsadə uğratsınlar. İnsanları bir-birinə qatışdırsınlar. Əmin əmanlıq olmasın insanların arasında. Bərabərliyi və birliyi parçalamaq istəyirlər, əziz qardaşlarım. Ona görə əmanlıq, əziz qardaşlarım, çox böyük cinayətdir. Çox böyük cinayətdir. Sələflərin biri deyil ki, sehirbazın bir ildə törədə bilmədiyi cinayəti əmman insan bir saatdə törədir. Sehirbaz bir ildə bilirsiniz, insanların arasını ayırır, insanları düşman eləyir, xəstələnmələr nə səbəb olur, onun bir ildə edə bilmədiyini Nəmman bir saatdə eləyir. İki sevgili qardaşı birbirinin arasını vurur, dostları parçalayır, bir məsciddəki insanları 5 səfə bölür, bir əqidədə bu bir əqidənin sahiblərini 10 qrupa bölür. Onun adı ilə bunu aparır sözü, bunun adı ilə onu aparır sözü. Hər tərəfin yanına gedəndə onun tərəfi olduğunu göstərir. Bu həmçinin 200-lüyün əlamətlərindəndir. Xeyr, əziz qardaşlarım, söz gəzdirməkdən çəkinginə. Kiminsə sözünü, kiminsə sözünü yanına aparıb, o sözünün yanına aparmağınla onun yanında mövqi məqayasa sahib olmaq istəmən rəzillikdən başqa bir şey deyil. İnsafsızlıktan başka bir şey değil. Şahsiyetin kör olmağından başka bir şey değil. Müslümanların cesarete ve kişiliğe ihtiyacı var. Aziz kardeşlerim, hemşinin 10. alamet, pis ahlakın 10. alameti, insanların bir hakkında danıştıkları sözleri tesebbüt etmeden, dakikleştirmeden kabul etmek. İstersen dostun sana verdiği malumat olsun, İstersen Facebook'ta, Twitter'da, ne bileyim YouTube'da, Google'da, muhtelif sosyal şebekelerde, muhtelif informasyon vasitelerinde, televizyonda, her hansı bir yolda olursan olsun, gezen sohbetlere, danışılan sohbetlere, dakikleştirmeden, sübuta yetirmeden yayma giden. Sa'd, Abdurrahman Sa'd Rahimahullah der ki, en büyük fahiş olan tehlikeli, en büyük fahiş olan tehlikeli hatalardandır ki gezen sözleri kabul etmesen, onun üzerinde ahkam kurasan, ona göre kimse sevesen, ona göre kimden sen nifret ediyesen. Sen deme ki ben güvenirim dostuma ve selam. O dedi ki falan havaricdi, o havaric olmalı. O dedi ki falan murciyedi, bu murciye olmalı. Bu adam hizmidi, hizmi olmalıdı, bu sufi, bu sufi olmalıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, eğer biz delilsiz insanların iddiasını kabul etsek, insanlar birbirlerinin kanlarını, canlarını isteyenler, birbirlerini öldürmeyi isteyenler, gazilerin yanına gelenler, mincir iftirayla insanların ölümüne sebep olanlar. Lakin kim bir sözü değilse, onu subut eden,
ağlama için benim getirilirdi. Bu nasibet öpeyim aziz kardeşlerim. Uşak ağlında olmamamız lazımdır vallahi. Biraz uzağa bakmamız lazımdır. Kim isterse ne olsun, elin talebesi olsun, alim olsun, şeyh olsun, muhteber adam olsun, bir insan hakkında pis informasya, pis malumat verdiyse delil getirmesi lazımdır. Kişiler delille tanınır, hakla tanınır. Hak kişilerle tanınır aziz kardeşlerim. Subut etmelidir. Adeta davetçi insanların kitapları olur, makaleleri olur, dersleri olur. Onu subut elemek lazımdır ki onun ettiği bu hata filan dersindedir, filan cümlesindedir, filan kitabındadır. Ve hangisi meselede hata olduğunu ve hatanı da aynı zamanda şer'en subut elemelidir. Ve aynı zamanda göstermelidir ki hak olan nedir. Çünkü bazen insanlar kimisi kınayır. Şeyh İbn Hüseyin Rahmanullah der ki bazı insanlar var ki bazı insanların hatakar olduğunu ifşa ediyor. Meselenin hakikatine geldikte, delillere baktıkta görürsen ki öyle değil. Onu gören insanın özü öyle hata ediyor. Senin gözünde hata olmağınla değil, şeriat ışığında o hatardım, hata değil mi, hata değil mi, ona bakmak lazımdır. Ona göre sen bir ilim ehlinin, bir talebenin sözünden şüphe eyledinse, birbaşa karar vermezden kabak, atarım onu ilim ehline arz edeceksen ki, bakın görün bu kitabın sünnet ışığında, hatadır yoksa hata değil. Hata olsa ilim ehlinin özü koy hallelesin onu. Sen ortada gezerek fitne töretme yine. Sen insanın adını karalama yine. Koy ilim talebesi, ilim ehli onu gidip hikmetle, müeyyen şer'i ve dini yollarla hallelesin. Dinimiz bizden bunu talep ediyor kardeşler. Yoksa ki ben filana güvenirim, filana bir tane lakab attı ve selam. Bu körlükten, kalbin önlüğünden ve teklikten başka bir şey değil aziz kardeşlerim. Ve biz Allah'a sığınmalıyız. Kör körana teklik edemekten. Seleflerden biri der ki, Maliki mezhebinin alimlerinden biri der ki, teklik edilen insandan, yani başkasının sözünü delilsiz yere götüren insandan başına kendir bağlanmış hayvanlar arasında fark yoktur. Ha tarafa çekiyorsan o tarafa gelir. Sen adam olabilirsen, sen delil bilmeyebilirsen, sen salaksız olabilirsen ama delil talep etmekten aciz olabilmezsen, delil talep edersen subut lazımdır. Ona göre aziz kardeşlerim, bu mesele en önemli meselelerdendir ki bir haber eşittiğin zaman subuta yetir yine. Onu götürerek uçma yine. Onu götürerek yapma yine. Bu haber harbiden olursa olsun mesleği bu dediğim şeyler Selefus Salih'in kitaplarında zikrettiği kaydalardır. İlam-ül Muvakkı'nda İbn-i Kayyum Rahimahullah bu meseleye tokulur. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah Büyük Fetvalar kitabının 27. cilde bu meseleye tokulur. Hemçinin İbn-i Kayyum Rahimahullah Medarcü Salik'in kitabında bu meseleye tokulur. İmam El-Mavardi Edeb-ül-Din ve Dünya kitabında bu meseleye tokulur. Selefus Salih'in bu meseleler hakkında geniş sohbetleri var. Bu size dediğim şeyler aziz kardeşlerim. Bu meseleyle ilgili seleflerin dediği kaydalardır. Hemşin aziz kardeşlerim, 11. pis ahlakın alametlerinden casusluk etmek. Ne demekti casusluk etmek? Başkasının eyiplerini başkası için aktarmak. Yani başa düşün siz de bunu yorucu demek istemiyorum. Başkasının eybini başkası için aktarmak. Yani filan gelir, filanın eybini örgenir ki gidip filana desin. Bu şerefsizlik desen aziz kardeşlerim, sert ifade olmaz bu. Gelir senden çörek kesir, senden sohbet edin, sana muhabbetini bildirir, kardeş olduğunu bildirir. Ve sonra senin sırlarını verirsen, sonra gelir seni sevmeyen insanların içinde seni ifşa edin. Ve senin sırlarını örgenir, seni yıkmak için başkalarının yanına gelir danışır. Bunu casusluk denir İslam'da. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kadağan eder muhterem kardeşler. İbn-i Hibban Rahimahullah der ki, kim insanların eybiyle meşgul olarsa, öz eyiplerini o insan unutar ve bunun ucbatından o insanın kalbi körlanar ve bedeni ise zayıflayar. Ve bu insan öz eyiplerini ıslah etmekten aciz kalar. 12. aziz kardeşler,
desen, öbürü toplum insanların ise başka bir yüz desen. Yani ben ne diyorum size açık şekilde. Biz danışanda adeta şer'i terminleri, şer'i üslubları nezarda tuturuk. Ona göre de bunun fahiminde de çalışın, düzgün başa düşün. Yani bir insan olabilsin ki selafın yanına gidende selaf kimi davransın, havaricilerin yanına gidende havariciler kimi davransın. Hizbilerin yanına gidende hizbilerin fikirlerini yani razılık bildirsin, sufilerin yanına gidende sufiler kimi olsun. Veyahut da rafizler olsun. Ne olursa olsun aziz kardeşlerim, Müslüman bir sifati taşımalıdır. Bir akideni taşımalıdır, bir yol sahibi olmalıdır. Selaflerden biri der ki, ya olduğun kimi görsen, ya bunu görsenirsen kardeşim, öyle ol yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur, Buhari'de, Müslim'de gelen Ebu Hureyre'nin hadisinde, تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ فَلْ وَجِهَيْنِ يَأْتِ هَا اُلَى بِوَجْهِ وَيَأْتِ هَا اُلَى بِوَجْهِ. Gördüğünüz en şerli insan, iki yüzlü insanlardı. Bunların yanına başka yüzle gelir, onların yanına ise başka yüzle gelir. 13. Pis ahlakın alameti. Ben eminim ki kardeşlerin çoğu keçenlerin yazını unuturlar. Zararı yoktur. Eğer unutsanız, bazı dersi yazan kardeşlerden onu götürüp başlıkları kayıt etmeniz kifayettir. Bu başlıklarla gündelik biz özümüzü hesaba çeksek, çok yerler kazanacak kardeşler. 13. alamet, pis zanne kapanmak. Pis zanne. Burada, bakın aziz kardeşlerim, biz bunları danışarken, vallahi billahi, İslam'ın ne kadar hoş din olduğu ortaya çıkar. Bakın İslam dini bizim ne kadar saf adam olmamızı isteyir. Ne kadar temiz pak insan olmamızı isteyir. Ne kadar Müslümanların bakın bu cür sıfatlardan uzak olmağını talep ediyor. Kimse bugünkü günde İslam dinini radikallıkla, terörizmiyle, vahşilikle, geri kalmakla, ahlaksızlıkla iddiam edilirse bu insanın aklında problem var aklında. Bu insanın cahilliğinde, bu insanın cahilliğine delalet edilir. İslam'dan uzak olmağını gösteririz kardeşlerim. Ona göre İslam perdesiyle İslam'ı tanıyanlara, Müslümanlara birçok lakab verenlere günah asmak öyle aziz kardeşlerim günahın növlerinden biridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde buyurur. Ya eyhallezine amenu içtenudu kefiren minezzan inne ba'den zanne isim. Ey iman getirenler çok zanlardan çekinin. Hakikaten bazı zanlar günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisinde buyurur. İyyâkûn ve zann fe inne zann ekzebul hadîs. Pis zannlardan çekinin. En yalan söz pis zannilemektir. En yalan söz pis zannilemektir. Yani yalanların hem işte birinci zan gelir, sonra yalan danışmak gelir. Ona göre adeta yalan danışmazdan kabah pis zan gelir. Ona göre adeta bu insan bazen danışır bazen danışmır ama çok zaman pis zanne kapanır. Ona göre pis zannen çekinmek, yalan danışmaktan uzak durmanın sebeplerindendir. Ekser hallar aziz kardeşlerim, pis zanne kapanan insanlar, boş olan insanlardı, lovga insanlardı, işi gücü olmayan insanlardı. Boşluktan başlayın herkesten şüphelenmeye. Yolda giderken arkasında bir adam gördükte öyle düşünür ki bu adam onu arkasıyla gelir bunu izleyir. Evde oturan da veyahut görür ki üç adam sohbet ediyor, öyle zannedilir ki onun gıybetini bilirler. Bir adam onun yüzüne bakanda öyle biliyor ki bu adam bunu evlerini güdür. Yani pis zanne kapanmak lazım değil. Boş boşuna meşgul olmak lazım değil. Müslüman ne biraz tevekkül, iman, güven lazımdır aziz kardeşlerim. 14. alamet kardeşler, pis ahlakın 14. alameti, sirleri ifşa etmek. Bizler kardeşlerik, bizler Müslümanlarık. Bizler derdimizi adeta paylaşırız. Gelirik birbirimizde ailemizin, ailemizde çektiğimiz sıkıntıları, ata oğulla çektiği dost dostla, dünyada olan başımıza gelen musibetleri adeta birbirimize dertleşirik. Ona göre sirleri korumaya çalışmamız lazımdır. Sirleri adamla yakışı olsan da pisle olsan da korumalısan, seleflerden biri değil ki, eğer bir adam seninle sohbet edende, baktın ki sağa sola boylanır, sağa sola bakır, bil ki o insan seninle sir sohbet ediyor. Onu açma yine. Neyin ki insanlar bunu açırlar, hatta
Hatta bazıları der ki kardeşler, sir olsun aramızda hiç ne demeyin. Gidip hatta bunaçır. Başkasına danışır, ona da der ki sir olsun aramızda hiç ne. Hiç kim bilmesin bunu. O da gelir ona açır der, sen çok seviyorum. Aramızda kalsın da falan da beledir. Bu sir olur kardeşler. Bu sir olmuyor. Bu ifşa sayılır. Ona göre sir emanettendir. Selefler der ki sir emanettendir. Sana bir sir açılırsa onu kabire aparmalısan. Onu açmak olmaz. Hemşin aziz kardeşlerim, pis ahlakın alametlerinden ve en meşhurlarından insanlar insanlardan üst çevirmek, insanlar insanlara arka çevirmek. Bu en çok Müslümanların arasında yayılan meselelerdendir. Bakırsan ki iki kardeştir. İki Müslümandır. Aynı ahlak, aynı ideya, aynı inanç, aynı akide, aynı medeniyet sahipleridir. Balaca bir ihtilaf düştüğü zaman bakırsın ki parçalanırlar. Bu bundan yüz çevirir. O ondan yüz çevirir. Bu bunu danıştırmıyor. O onu danıştırmıyor. Bu musibet değil mühterem kardeşler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de demir mi? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şeyde ihtilafınız oldu mu? Onun halini Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnesine kaytarın. Neye göre aziz kardeşlerim? Hırda meselelerine göre uca olan Müslümanlar parçalanmalıdırlar. Birbirinden yüz döndürmelidirler. Hansı ki o meselelerde adeten selefler birbirinden yüz döndürmüdürler. Açık olarak diyeceğim ki şeriatta bugünkü günde sebep olan mesela namazı terk edenlerin hükmü hakkında küfür şirk meselelerinde üzür olup üzür olmama meselesinde Darül İslam, Darül Kufur'un tarifleri meselesinde Ehl-i Sünnet'in arasında olan bu ihtilaflara göre insanlar birbirlerinden üst çevirmesi doğru değil. Bu ihtilaflar 21. asrın ihtilafları değil. Bu seleflerin arasında asırlar değildi. Bu ihtilaflar olupdu. Bu meseleler müzakere olupdu. Herkes deminleri ortaya koyup hakkı yaymaya çalışıptı. Bu ihtilaf arasında olan selefler çoksu bir kentte, bir rayonda, bir bölgede yaşayıplar, bir mescitte namaz kılıplar. Onlar birbirlerinin arkasında namazı terk edemediler. Birbirlerine havariç, murciye damgası vurmayıplar. Onlar bu ihtilafı ede ede birbirlerini kardeş görüpler. Biz bugünkü günde bu ihtilaflardan danışıp, ancak bu ihtilaflardan danışıp ve birbirlerine üst çeviren ve birbirlerinden danışmayan insanlar hansı seneflikten iddia edebilirler? Ona göre seneflerden biri dedi ki كَانَ السَّنَفْ يَخْتَلِفُونَ لَكِنْ لَا يَفْتَلِقُونَ Senefler ihtilaf edirlerdi lakin parçalanmırlardı. Adice bir hırda meselede biri gelir der ki kardeşim kan destemesi pozur mu? O bir kalkır der ki pozur destemazı. O birisi kalkır der ki kan destemazı pozmur. Bunların üstünde birbirlerinden sporlaşırlar. Mübahise edinler ne bunu danıştırır ne onu danıştırır. Kardeşler, ihtilafı özünden artık hacim vermeye olmaz. İhtilafı olduğundan kadar şişirtmeye olmaz. Herkesin, her şeyin, her meselenin öz hacmi, öz çekisi, öz aziz kardeşlerim boyu var. Ona göre cahillikten insanlar arasında cehalet çoğalanda ihtilaf da çoğalır. Ali radıyallahu anh der ki hak, ilim, doğru inanç nokta kadardır. Onu cahillerdir çoğaldan. Ona göre bazılar gelir bir kitabı okuyor. Bir meseleni öğrenir. Üç alimin fetvasını öğrenir. Ondan sonra başlayıp fitne öğretmeye. Seleflerin daha bilmiyor ki bu meselelere nece yanaşıklar. Hansı meselede üst çevirmeye, hansı akide meselesinde, hansı ihtilaflı meselelerde üst çevirmeye izin verirler, hansı meselelerde üst çevirmeye izin vermeyebilirler. Bunu da öğrenmemiz lazımdır. İmam-ı Şafii Rahmetullah bu bahise zamanı hücceti çok güçlü olan alimlerden idi. Nadir insanlar ona galip gelirdi. İmam-ı Şafii Rahmetullah diyor ki, her mübahise edende dua ederdim ki, hak karşındakinin elinde ortaya çıksın. Çünkü ibret hakkın çıkmasındadır. Kiminse galip gelmesinde değil. İmam-ı Şafii bir gün bir adamla mübahise ediyor ve ona galip gelir. Bir neki saatten sonra hemen insanla karşılaşır, o insan İmam-ı Şafii'ye salam vermeden üst çömelerek çıkıp gelir. İmam-ı Şafii arkasıyla kaçır, gelir kolundan tutur, sinesine basır.
Belki biz ihtilaf eledi, biz parçalanmadık. Eğer her bela ihtilafa göre biz parçalansak, Muhammed'in ümmeti yığılmayacak hiç zaman. Selefler başa düşünlerdi ihtilafı ve hansı ihtilaf parçalanır ve hansı ihtilaf parçalanır, onu da temkinliyorlardı. Aziz kardeşlerim, oyal olmamız lazımdır. Öyküler gibi düşünmemiz lazımdır. Dini şahsi menfaatlerimize göre değil, Allah'ın bizden istediği şekilde yaşamaya çalışmamız lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste İmam Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisinde buyurur ki: "La tebağadu, birbirinize nifret etmeyin. Ve la tahasadu, birbirinize hasad etmeyin. Ve la tedabaru, birbirinize arka çevirmeyin. Ve la taqata'u, birbirinizle alakaları kesmeyin. Ve kunu ibadallahi ihvana, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ve la yahillu li muslimin en yahjura akhahu fawqa thalath." Bir Müslüman halen olmaz ki öz kardeşinden üç günden artık küslü dursun. Bugün demeli kardeşlik idi ortada. Bugün demeli hakkı sarılma idi ortada. Bugün demeli kitabı ve sünnen hakim tutma idi ortada. Ona göre bu şeyler çoğalır. Bu şeyler çoğalır. Ve hep taşınır mühterem kardeşler. Bu hamımıza aitti bu. Müeyyen şahslara değil. Bizlerin hamımız kabağımıza hayat düsturu olarak hedef koymamız lazımdır. Bu hedef de hemşe helden bir hisse olmamız lazımdır. Problemden bir hisse değil. Muhterem kardeşler, yüz çevirmeyin ve arka çevirmeyin en pis makamı talebeler arasında başvuranıdır. Elim ehli arasında başvuranıdır. Çünkü bu başverense insanların da parçalanmasına sebep olur. Lakin benim bütün kardeşlere tövsem odur ki, görseniz ki kardeşler arasında bu şey başverip, inciliği var, üz çevirliği var, gidip ortalığı kızıştırmayın. Karışmayın ortaya. Birbirlerinin sözlerini birbirlere nakledemeyin. Ortada sülhün temin olunması için çalışın. Ve size ait olmayan meselelere girmeyin. Ve yanan od için odun olmayın. Onun sönmesi için su olun. Çok ihtilaflar kardeşler arasında yüngülce başlayır. Lakin onu başka kardeşler bölmesine sebep olur. Öyle olmayın. Kabağımızda hesap var. Cennet var, cehennem var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Yevme tubile serair." O gün kalplerinizde gizlettiğiniz hamrın kabağında aşkere çıkarılacak. O gün utanmaktan korkmamız lazımdır aziz kardeşlerim. Ve Müslümanların birliği için, möhkem olmaları için hamımız çalışmalıyız. Hizmetçiliğe, taraftarlık etmeye, haksız yere kimse kınayıp kimse destek olmaktan uzak olmalıyız. Mevkiimiz bir, insanları birbirinden barıştırıp aynı akideye, doğru akideye ve bunun üzerinde kardeşler birleştirmeye çalışmalıyız. Görürsünüz aziz kardeşlerim, Müslümanların yeryüzünde durumları ne yerdedir? Harbi muharebe var Müslüman ülkesindedir. Öyle bir saat, öyle bir gün geçmir Müslümanlar kanlı kalkan olmasın. Kadınlarına tecavüz olunmasın. Uşakları yetim kalmasın. Müslümanların kanı yüksek kanından ucuz olup bugünkü günde. Ne için kardeşler? Çünkü Müslümanlarda birlik yoktu. Müslümanlarda destek yoktu. Birbirlerinin kaygısına kalmak yoktu. Her geçen gün parçalanmak çoğalır. Her geçen gün ihtilaf çoğalır. Her geçen gün hizbiçilikler ve başka başka filgeler ve ideolar ortaya çıkar. Bunlara son vermek lazımdır ki beraber olak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur aziz kardeşlerim: "Siz ihtilaf etmeyin, parçalanmayın. Ve la tenazav, tetefşelu, ve tenhebe rihukum, vesburun Allah mahsabirin." Tartışmayın, ihtilaf etmeyin. Yorularsınız, ruhtan düşersiniz, heybetiniz ve gücünüz geber. Sabırlı olun, Allah sabredenlerle beraberdir. Aziz kardeşlerim, bu hedef çok mühimdir. Bunu burada eşitip de 5 dakikadan sonra unutmamamız lazımdır. Bu bizim dinimiz ve imanımızdır. Bu tesadüf olmayan hayal değil. Aziz kardeşler, muhterem Müslümanlar, 16. pis ahlakın alameti hasattır. Hasat bakılır adeten
en seviyeli insanlarda baş verir. Elm talebeleri arasında, tacirler arasında, hekimler arasında, mühendisler arasında, aynı ihtisas ve paralel olan şahsiyetlerin arasında baş verir hesed. Hesetten çok az insanlar salamat kalır. Lakin iman ehli bundan salamat kalabilir. İmanın güclülüğüyle ve Allah'a olan tevekkülün büyüklüğüyle, gaza ve kadere teslim olmakla. Çünkü hesetkarlık birinci nöbette gaza ve kadere karşı çıkmaktır. Çünkü gaza ve kadere karşı çıkmayan insan başkasını niye haset edesin ki? Allah bir insana vermezse onu hiç kes verebilmez. Allah bir insanın aldıysa onu hiç kes verebilmez. Bu meşhur meseledir mühterem kardeşler. Ona göre hesetten, pakıllıktan ve sebeplerinden uzak olmak lazımdır. 17. aziz kardeşlerim, pis ahlakın alametlerinden hayasızlık. Hayasızlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir evinde olan bakire, cavan, insanlarla yüzü açılmamış kızlardan daha hayalidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hayası olardı ki muhterem kardeşler, hatta bazen sahabelerinin yanında bile haya eylerdi bazı hareketleri etmekten. Osman ibn-i Affan radıyallahu anh'ın görende dizini örtür ki sahabesinin yanında dizini açmak istemir. Diyor ki o kadar hayalıdır ki melekler bile ondan utanır, ondan ben utanmayayım mı? Haya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki haya imandandır. Başka bir rivayette buyurur ki haya hamsı hayırdır. Hayasızlığın en büyük alametlerinden bir insan öz günahlarıyla fakretmesidir. Günahlarını dile getirmesidir. Günahlarıyla övünmesidir. Veyahut da aziz kardeşlerim bazı umumi yerlerde hususi günahları etmektir. Ve bunun en büyük alametleri cemaatin arasında sigareti, milletin baha baha çekmesi, cemaatin arasında milletin yanında söğüş söylemesi, cemaatin yanında, göz kabağında bazı çirkin tasarrufatlarda bulunması, bunların hepsi hayasızlığın alametlerindendir. Ve hemçinin bir insan bir insandan borç alıp sonra onu kaytarmakta bugünü bugüne koyup, sabahı sabaha koyup uzada uzada durması da hayasızlığın alametlerindendir. Telefonla muhtelif informasya, sosyal şebekeleriyle başkalarıyla halen olmayan şahslarla ünsiyette olup alaka kurmak da hayasızlığın alametlerindendir. Bazıları var, bazı şebekelerde, messengerlerde, bazı görüşme şebekelerinde, Skype'da ve başka telefonla bazı kızlarla görürsen irtibatta olur. Onlarla danışır, onlarla ahvalda olur. Bazıları hatta hile işledir, götürür, onun numarasına zen geliyor, bunun numarasına zen geliyor. Kişi çıkarsa, bağışla, yanlış zen gelmişik. Yaşlı kadın çıkarsa görür ki sesi kırıldayır, yanlış zen gelmişik bağışla. Kıza zen vurarsa, bazen düşür kimse onun torunu. Başlayır onu yavaş yavaş danışmaya, tanış olmaya veyahut da onu yoldan çıkartmaya. Ve bu internette de baş verebilir ve başka yollarla da baş verebilir. Mesajla da olabilir. Bunların hamısı hayasızlığın alametlerindendir muhterem kardeşler. Bazen kardeşler, bazı kardeşler hile işlediler. Der ki kardeşim, kadınlarla, kızlarla sosyal şebekelerde ünsiyet kurmayın. Bu sizin vaktinizi zayi edecek, kalbinizi meşgul edecek ve kalbinizin başı dönmesine sebep olacak. Üstelik de sen bu şeyin iptal olacaksan, kimse de senin zövcenle, kızınla, anayla, bacınla o şey edecek. Korkunca, bazılar der ki, biz davet ediyoruz. Biz ona dini başa salırız. Biz bunu tecrübeden görmüşük ki, çok görmüşük ki, tevhidden, Ar-Rahman-ı Alal Arşistava'dan başlayıplar, sonra köşede görüşte kurtarırlar. Hatta davet olsa bile, sen böyle şeylerden korkunca, kalbin kapısı yoktu, kalbi açıktı. Ona göre öyle bilsin ki sana bir yağla, balla bezedilmiş öyle söz diye ki, gelesen diyesen ki zövcana, evet, 20 gün ben seninle yaşayayım, sen bana böyle bir söz dememişsen, 3 günlü bir kızla tanış olmuşsun, gününe gece sözler değirmene. Ve gelip zövcana sen evde, eşitmediğin söze göre onu acı.
uzanır kardeşler, ona göre değilsen ötesi meselelere tokunabilmeye. Lakin en azından çalışacağım ki şerhsiz de olsa başlıklar istedeyim. 18. pis ahlakın alameti minnet elemek. Ettiğin yakşılıkta istersen maddi, istersen manevi minnet etmeyin. Onun başına kalkmağın. Loğunca deysek başına kalkmağın. Bu en büyük ahlaksızlığın alametlerindendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. El-Bakara suresinin 264. ayasında Ya eyyühellezine amenu la tubtulu sadakatikum bil menni vel eda. Ey iman getirenler, verdiğiniz sadakaları, hayırları başa kalkmakla, minnet etmeyle puç elemeyin. Puç elemeyin. Bazı insanlar var, bakırsan ki senden menfaat umma için sana hürmet edilir. Yani bir insan ev tikir, gelir bu ustaya, bu mühendise, komşusuna hediye verir, neyse bir hürmet edilir. Sonra bir gün geçmemiş der ki, belki bana gelip köme eylesin evde. Yani bu hürmeti ederken öz menfaatini güdür. Bu minnetin növlerindendir. Sonra o adam onu etmeyenle başlayır. Ah sen ne tez unuttun ben sana hürmet eyleni ben atarıydı. Ben sana hürmet eyleni sen onu bilmesem kadrini kıymetini. 30 yıl da olabilir. 50 yıl da olabilir. Ömür verirse Allah 100 yıl da olabilir. Görmüş sadakanı sen bir anda puç eylebilirsin. Ona göre ettiğin hayırları, maddi ve manevi ettiğin kemakları anında unut. Dünya bereketim aynen. Seleflerden biri der ki, ettiğin yakışılıkları unut, pisliğin, ettiğin pislikleri beynine hezf olunmamış, hezf silinebilmeyen şekilde hak gelenir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın hadis var, İmam Müslim rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, üç kez var ki kıyamet günü Allah Teala onları danıştırmayacak. Ne onların yüzüne bakmayacak, ne onları temize çıkartmayacak ve onları şiddetli azap gözleyir. Topuktan aşağı giyinenler, ispal giyinenler. İkincisi, verdikleri hayrı başkalarının başına kakanlar. Üçüncüsü ise, malını satma için yalan yere ant içenler. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh der ki, bir insan ettiği hayrdan verdiği hediyeden, sadakadan, dediği sözden faydalanmıyor ta bunu ettiği zaman üç şeye fikir vermedikçe. Birincisi bir adama hayır vermek isteyirsen ise onu etmeye teles. Anında etkine sabaha koyma yine. İkincisi o ettiğin şeyi küçümse yine. Büyütme yine. Üçüncüsü de o ettiğin amel örtkine. Sen onu geciktirsen, sen onu göz önüne büyütsen, sen onu cemaatin gözünün kabağında etmeyi istesen, sen bunun ecrini alabilmeyeceksen, ister istemez riyakarlıkla ettiğin bunu bozacaksan. 19. aziz kardeşlerim, pis ahlakın alameti, verdiğin vaade muhalif çıkmak, ehd peymanı bozmak. Bunun bir derse, bu mevzunun uzun bir derse ihtiyacı var. Lakin burada ben bunun şerhine gidebilmeyeceğim. Önemli olan bir iki mesele diyeceğim. Kaide kimi? Onu amel eyleyek. Bu çok yayılmış meselelerdendir. Vaade muhalif olmak. Bu her yere aittir, her zamana. İşinde, gücünde, dostluğuna vaadeleşmek. Harbi olursa ne olsun, verdiğin vaadi yerine getir. Bazen görürsen ki, bir kardeş sefere çıkasıdır, sözleşirler ki kardeş, saat 9'da falan yerde görüşek ve gidek. Gelir yakışı. Kardeş gelir saat 9, 9'un yarısı 10, kardeş gelmir. 11 kardeş gelmir, 12 kardeş gelmir. 2 şey arasında kalır, ya gidecek, önsüz gidecek ya da kaydacak eve ki ya yine gelmedi ben de gitmeyeyim ki. Bir de o kardeş der ki ben siz niye gittin? Her iki halde de böyle hadise olur. Sabahsı gün gelir diye kardeşe hakkını halal eme ben gelebilmedim. Bu sen onu hakkını halal eme desen de sen artık verdiğin vaadi muhalif sayılırsan. Çünkü kardeşim eğer sen gelmeyeceksen ise 9'dan kadar o kardeşe bildir ki sen gelmeyeceksen. Ben o kardeşi niye gözle desen sadece onun yarısına 11 Ekim 12 Ekim. Bunu sen niye meşgul edesen? Bunu sen olabilsin ki sana göre, senin verdiği ehde göre sözünü yerine
hissettikten sonra o vaxtdan əvvəl onu bildirə bilməyəcəksə, hər vəsilədən istifadə etməli baxmayaraq, yenə ona ulaşa bilməyəcəksə, bunu artıq Allah bağışlayır. Çünki bəlindən gələn qədər vəsiləni yerinə yetirmiş olur. Lakin söhbət soyuqqanlılıqdan gedir. Yəni rahatlıqdan gedir. Elə söz verir, deyən sabah dəyəcəm haqqını halan, elə məsələmlə bağlanacaq. Elə deyil. İnsan verdiyi sözə müxalif olmağa alışarsa, artıq bu çox alışqanlı olar və bəzən hətta bunu günaha saymaz. Hətta evdə olsun belə, övladına deməklə ki, həkkin etmək üçün, dayan, bax, sən ağlama, sakit dur, gələndə sən konfet alacaq. Almalısan. Çünki hətta uşaqlı olsa belə, verdiyi verdiyi yerinə yetirməlisən. Zövcəyə deməklə, bax, filan işi düzeltmək belə bir şey olacaq. Sonra gəldi, söz idi dedim, daha ümid eləmirəm. Olmaz qardaşım, deməklə. Səni məcbur eləyən yoxdur. Dedinsə, yerinə yetir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Avfu bil uqud. Verdiyiniz əhdləri yerinə yetirin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, münafıkın üç əlaməti var. Onlardan biri, onlar verdikleri vədə müxalif çıxarlar. Ve bu nifakın 200 milin bir şöbəsidir. Sen meseleni küçümsəmə. Hatta hadis alimlerinden gelip ki, dikkat edin kardeşler, dikkat edin. Hadis alimlerinden gelip ki, bir adamdan hadis götürmek isteyende onu yoxlayardılar. Məsələ, biri atını tutmaq istəyəndə əlinə daş götürüb, güya çörəkdir, atı aldatır, atı aldatır belə, güya atı çörək verir. At yaxınlaşanda tutardı. Dər ki, biz bundan ölüm götürəsi olmaz. Bu atı yalan danışdı. Məsələni o qədər şişirdi, yəni o qədər ciddi yanaşanlardı ki, hətta heyvan olsa belə aldatmaq, fırıldaqlıq, vədə müxalif olmaq, həqiqəti olduğu üçün göstərilməkdən çəkinərdilər. Son, sizlər üçün demək istədiyim pis əxlaqın 20-ci əlaməti yalan danışmaqdır. Yalan danışmaq, bu dil. Bu dil, əziz qardaşlarım, yalan danışmağa alışarsa, onun da artıq insan çətin öhdəsindən gələ bilir. Bəzi insan yalanla o qədər alışır ki, və sonra baxırsan ki, söz tapa bilməyəndə danışmağa bir dənə anekdot da olsa danışır. Bir görür ki, danışılan mövzudan bunun xəbəri yoxdur, yalan da olsa bir hekayə uydurur. Çünki artıq alışqanlıq halına çevrilir insanda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 119. ayetinde buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadiqin." Ey iman getirenler, Allah'tan korkun ve sadık bendelerden olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari ve Müslim rivayet ettiği hadiste buyurur: "Aleykum bis-sidq." Doğru danışmaktan möhkem yapışın. Doğru danışmaktan möhkem yapışın. Bazıları der ki, ailədə mən bəzən zövcəni yalan danışmaq məcburiyyətində qalıram. Ən çox insanlar bir şəriklərinə yalan danışır, bir dostlarına, bir də zövcələrinə. Ən çox kimlə ünsiyyətdə olsan, ən çox yalanını danışırsan. Halbuki ən çox yanında olan adama qarşı, ən çox sadiq ona olmalısan. Bəziləri var, deyir ki, qardaşım, iki arvadım var mənim. Yalan danışmasam olmur. Onun xəbəri yoxdur. Hara gedirsən, dükana gedirəm. Hara gedirsən, dostum çağırıb ona gedirəm. Yalan danışmaq məcburiyyətində qalıram. Biz onu deyirik ki, əgər sən yalan danışmaq qədər ikinci evlilikdə acizsənsə, sənin evlənməyin şəriətdə haramdır. Çünki biz günahla, günah vəsiləsi ilə savab edə bilməzik. Günah yoluyla bir savab qazana bilməzik. Bir insan deyirsə ki, evlənəndə savab qazanıram, sünnəni tətbiq edirəm, onda baxsın ki, yalan yolunu ona çata bilməz. Ona görə, əziz qardaşlarım, Rasulullahdan soruşurlar ki, ya Rasulullah, müsəlman xəta edib də zina elə bilər, bir də yoldan çıxa bilər. Rasulullah deyir ki, yoldan çıxa bilər. Yalan, oğurluq edə bilər, yoldan çıxa bilər, ya Rasulullah sınsın, edə bilər. Müsəlman yalan danışa bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu ki, müsəlman yalan danışa bilməz. Çünki yalanı insan özü istəmədikcə,
kesilir. Sen hiç kes mecbur olanır. Ama bir insan ikrah halinde yalan danışarsa, ikrah halinde yalan danışarsa bu yalan cisimlerine girmir. Daha örnek yoksa burada bitirerek. Sebepleri kardeşler, pis ahlakın sebepleri. Neye göre insanlar bu ahlaka düşür? Bir sebepleri kaldı, bir de pis ahlakın müalicesi. Saklayak yoksa devam edeyek. Saklayak. Tamam. Kalacak ki öbürsüyle inşallah. Son olarak saklayak yoksa devam edeyek. Çünkü sebepler çok önemlidir. Çok önemli ki neye göre insanlar pis ahlaka düşürler. O sebepleri götürmemiz bizi hilas edecek bundan. Birinci sebep insanın tabiatıdır. Bazı insanların kalbi özünden, fitretinden insan ahlaksızdır. Böyle halde insan mütlak nefsini hesaba çekmek için vakt harcamalıdır. İkinci sebep, aziz kardeşlerim, ailede insanın pis ahlakı terbiye olunmasıdır. Mesela görürsen ki, kişi evde içki içir, kişi evde söğün söğür, ata evde sigara çekir, onun gıybetleri, bunun gıybetleri yalan danışır, her pisliği eriyir. Böyle ailelerde yetişen insanlarda adeta formalaşmış olur pis ahlak. Bunun sebeplerinden biri ailede pis terbiye olunmaktır. Üçüncü cemiyet, insanın yaşadığı cemiyet, beyat. Orada insanlar adeta bu geçen pis ahlaklara alışıpsa oradaki mühitten adam tesirlenir. Ona göre bunu nezere almak lazımdır. Dördüncüsü cahillik. Beşincisi pis ahlaka kazanmanın beşinci sebebi ise bahçılığa can atma. Adeta bahçılığa can atan insanlar onlarda gömürtlük, sertlik, pis ahlak, yalan danışma, hasat fakir olanlar çok olur. Diyorlar ki seleflerden biri diyor ki Haccac ibn Yusuf, zalimlerin ağası. Haccac ibn Yusuf vali olmazdan kabah, hakim olmazdan kabah Arablarda öyle ahlaklı insan yok idi. Ama ölende ondan ahlaksız insan yeryüzünde yok idi. Ne olduğunu, onu ne çevirdi ahlaksızlıktan, ahlaktan ahlaka, ahlaksızlığa, onun hakimiyete attığı canı, hakimiyete heris olmalı. Altıncı sebep, aziz kardeşlerim, varlılık. Bazı insanlar kasıp olanda tevazukar, güzel ahlak sahibi olurlar. Varlandıkta ise başlıyorlar pis ahlak sahibi olmaya. İnsanlarla pis rahtar elemeye, insanlara minnet elemeye. Bu kesin ahlaklardan bir neçesi o insanda formalaşmaya başlayır. Yedinci sebep, şöhret perestlik. Bir insan şöhrete düştüse, o şöhreti elinden çıkmasın diye her ahlaksızlığa lazım olanda el atır. Sekizinci sebep, insanın öz eyiplerinden gaflette kalması. İnsan öz eyiplerini unuttursa, pis ana kadar istiyorsan pis ahlaka düşsün. Onları dert edemeyen bir vaziyete gelir. Dokuzuncu pis ahlakın sebebi, nasihati kabul edememek. İnsan, herkes nakıstı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفَ İnsan zayıf yaratıldı. Sen anadan doğulursan, yürüyebilmirsen, barışabilmirsen, gezebilmirsen ve zaman zaman içinde elinden tutunlar, yerdirler, yedirdirler ve sen kamileşe kamileşe gedirsen. Ve insan tabiatından nakistir. Ahlaksızlık olabilir, cahilliği olabilir vesaire vesaire ki insan demeni öğrenir. Ve insan nasihete kalbini açmalıdır ki veyahut da insan nasihati kabul edememeyi, nasihatleri üst çevirmeyi insanın pis ahlaka düşmesine sebep olur. Onuncusu ise aziz kardeşlerim pis insanlarla oturup durmaktır. Ahlaksız insanlarla, takvasız insanlarla oturup durmak insanı pis ahlaka getirip salır. Ve bununla tamamlayalım aziz kardeşlerim. Son olarak pis ahlakın muhalecesi. Pis ahlakın nail olmak için en meşhur 5 tane sebep diyeceğim sizlere inşallah. Birincisi, bir insan eğer güzel ahlak sahibi olmak isteyirse veya hutta pis ahlakı terk etmek isteyirse birinci nöbede akideni sağlam şekilde öğrenmeye çalışmalıdır. Birinci şart budur. Çünkü ahlakın akideyle büyük irtibatı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizin iman bakımından, akide bakımından en kamil olanınız, ahlak bakımından en kamil olanınızdır. İkinci aziz kardeşlerim, ikinci sebep pis ahlakın muhalecesi veyahut da yakışı, güzel ahlakı elde etmenin ikinci sebebi duadır. Bak hamımız burada ibadetteyiz. Duadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima dua ederdi. Hatta sünnete
beni hidayet etkilen. Başka bir hadiste İmam Hakim-i Mustadrak kitabında rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allahümme cennibni min kerâtil ahlak. Ey Allah'ım, beni pis ahlaklardan uzak etkilen. Üçüncü sebep mühterem kardeşler, nefsle cihad etmek, pis ahlakı def etmenin sebeplerindendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ankebût suresinin 69. ayetinde buyurur. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. O kesinler ki bizim yolumuzda çalışanlar, yolumuzda cihad edenler, biz onları öz yolumuza hidayet ederiz. Ve Allah Teala muhsinlerle beraberdir. Dördüncü sebep aziz kardeşlerim, bir insan pis ahlakı def etmek isterse, güzel ahlaka sahip olmak isterse, her ikisinin akıbetine bakmalıdır. Her ikisinin neticesine bakmalıdır. Daima pis ahlak insanın etrafından cemaat çekiner, insanlar ondan nifret eder, insanlar onun resulü duydukta sıkılar. Öyle olmak isteyirsen ise, özün bileceksen, yakşı ahlaklı insanların yanında da hemşe insanlar olur. Onlar sevinir, onların oturuşundan haz alınır, onların yanında oturmaktan insanlar bezinir. Beşinci ve son sebep, aziz kardeşlerim, cahil keslerden uzak kalmak. Bazı kardeşler hatayla, cahillerle ünsiyeti gitgide yoğunudur ve deyir ki ben onları davet ediyorum. Ben böyle görürsem ki günahları adileştirir ve sonra onun özü düşür. Görürsem ki cemaat namazı kılmayanların yanına gidir, cemaat namazı kılmıyor. Diyorsan kardeşim, sen onların yanına gitmek inan, çünkü onların yanında oluşun, seni cemaat namazına gelmekten yayındırır. Dinlen onları davet edin. Sen, onlar bir defa git davet edin, iki defa davet edin, üç defa davet edin, alınma terk edemeyin mecburiyetindesin, öz nefsini korumak için. Sigara çekenler de, kumar oynayanlar da, içki meclislerinde oturanlar da, reks edenler de, musikiye kulağı asanlar da, bütün asi insanlar, hası var ki sen onları davet edebilmesen ve korkursan ki sen onların gününe düşesen, onlardan uzak durmak lazımdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ve a'rid anil cahilin, cahillerden üç çevir. Yani hatta onlar kimi olmayasan. Allah Teala diyelim ki bizleri eşit faydalılardan etsin. Amin. Ve bizleri en güzel ahlak sahibinden etsin. Ahiret günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın olanlardan etsin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği keslerden etsin. Allah'ın güzel adlarıyla ve uca sıfatlarıyla dileyelim ki ettiğimiz bu haccı makbul ve mebrur hacılardan etsin. Sözlerimizde ve amellerimizde bizlere ihlas nasip eylesin. Riyakarlıktan, ikiyüzlülükten ve ihlasa nüksan ve halen getiren bütün amellerden Allah bizleri korusun. Allah'tan ben dileyelim ki bizleri bu dünyada mümin olarak yaşatsın ve öz huzuruna tevhid ehli kimi la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek köşmeyi nasip eylesin. Ve yeryüzünde darbe olan, hasta olan, borcu olan ve zulüm altında olan Müslümanlara Allah Teala yardım eylesin. Oradaki Müslümanların kanı tökülür, nefsine azam verilir, irzilerin irzilerine tokulur ve Müslümanlar kafirler ve zalimlerin elinin altında azab eziyet içinde esirliktedir. Allah Teala onlara yardım eylesin. Allah Teala onları bu sıkıntıdan kurtarsın ve tezlikle onlara ve huzur ve refah içinde yaşamayı nasip eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.